Çin'de başlayan bir salgın tüm dünyayı tedirgin etti. Korona 2019 olarak adlandırılan virüs nedeniyle Çin'deki bazı kentler karantinaya alındı. Ülkede en üst düzey tedbirler söz konusu. Dünya alarmda. Peki ortaya çıkan bu virüs eskilerden farklı mı? Pasaport, merkezi Çin olan virüsün kaynaklarını, dünyadaki önlemleri ve yakın zamanda ortaya çıkan farklı virüslerin nedenleri ve dünyaya etkilerini ele alıyor. Dünya tarihi boyunca onlarca salgın yaşandı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Bilim insanları birçoğunun çaresini buldu. Aşı ve ilaçlar üretildi. Ancak son yıllarda farklı isimlerde ortaya çıkan hastalıklar ve buna neden olan virüslerle karşı karşıyayız. Virüslerin neden olduğu salgın hastalıkların sayısı ve sıklığı artarken dünyanın belli bölgeleri bu durumdan daha çok etkileniyor. Dünyanın tanıştığı yeni virüsün ismi ise Korona 2019 adlı ölümcül bir virüs. Modern zamanlar hayatlarımızı kolaylaştırdı. Dünya daha küçük bir yer haline geldi. Dünyanın küçülmesi, mesafelerin azalması insan ilişkilerini arttırdı. Artık her şey çok hızlı yayılıyor. Her şeye daha kolay ulaşılıyor. Bilgi, haberler, paranın dolaşımı, seyahat. Ancak tüm bunların olumsuz yanları da var tabii ki. Tıpkı salgın hastalıklar gibi. Onlar da çabuk yayılıyor. Bazı hastalıklarla yeni tanışıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde başlayan bir salgın birkaç gün sonra başka ülkelere ulaşabiliyor. Tıpkı Çin'deki Korona 2019 virüsü gibi. Koronavirüs. Dünya Sağlık Örgütü böyle isimlendirdi. 2019 koronavirüs. Muhtemelen birkaç ay sonra bu ismi değiştireceklerdir başka bir şekilde. Yeni bir tabloda karşımıza çıktı. İlk vakalar 41 olgu yayınlandı ve bu olgularda gene ateş, solunum sıkıntısı, yaygın halsizlik, rahatsızlıkla başlayan ama bir kısmında giderek ciddileşen, hepsinde değil, sadece bir kısmında giderek ciddileşen, yoğun bakıma yatmayı gerektirecek kadar ciddi olan ve %15'inde de ölümle sonuçlanan bir seyir oldu. Canlı hayvan satılan bir marketten çıktığını biliyoruz. İlk defa Aralık ayının sonunda o markette çalışan 4 çalışanda ateş, öksürük, nefes darlığıyla başlayan ve daha sonra da o markete gidip alışveriş yapan, orayla teması olan kişilerde de benzer şikayetlerin ortaya çıkmasıyla farkına varılan bir salgından söz ediyoruz. Etkeni biliyoruz, bir koronavirüs. Bizim beta koronavirüs dediğimiz aileye mensup. Ama bilmediklerimiz çok. Bilmediğimiz bu hastalığın yayılmaya ne kadar devam edeceği, yayılma hızının şimdiki gibi kalıp kalmayacağı. Çünkü bu tür virüsler değişime sık uğradıkları için salgının bir noktasında tekrar değişerek daha çok kişiye bulaşabilir, daha kolay bulaşabilir hale gelebilirler. Wuhan'ın çevresinde bulunan 15 şehir karantinaya alındı.
dış dünyayla bağlantıları kesildi. Bağlantı kesildi derken sadece ulaşım anlamında tabii ki. Yoksa insanlar evlerinde kalıp internet erişimi var, televizyonlarını izliyorlar, evde vakit geçirebiliyorlar. Ama seyahat yasağı var, dışarı çıkamıyorlar ki bu karantina uygulamasının yaklaşık 60 milyonluk bir nüfusu etkilediği belirtiliyor. 60 milyon dünyada birçok ülkenin nüfusundan fazla bir sayı. Bu karantina uygulaması devam ediyor. Tabii merkezi hükümet devreye girdi. Çok büyük bir coğrafya Çin. Başkent Pekin'e bakacak olursak şehirler arası seyahat otobüslerinin giriş çıkışları yasaklandı. Okullar zaten sömestr tatilindeydi. Bu tatilin süresi süresiz olarak uzatıldı. Okulların ne zaman açılacağı bilinmiyor. Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve salgına neden olan virüs, daha önce hiç karşılaşılmayan koronavirüs ailesinin bir üyesi. Bu virüsün zatüreye neden olduğu tespit edildi. Hastalananların yüksek ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü çektikleri gözlendi. Ağır vakalarda organ yetmezliği saptandı. Grip hastalığına karşı alınan antiviral ilaçların yetmediği ortaya çıkarken, bağışıklık sistemi zayıf olanların daha çok etkilendiği gözlendi. Bugüne kadar hayatlarını kaybedenlerin çoğunluğunun daha az sağlıklı kişilerin olduğu tespit edildi. Dünya Ocak ayının ilk günlerinde Çin'den gelen yeni bir çeşit salgınla tanıştı. Çin'in orta bölgelerinden dünyaya yayılmaya başlayan bu virüsün 2002'de 774 can alan SARS gibi hayvandan insana geçtiği sanılıyor. Bilim insanları virüsün kaynağı ve başa çıkma yöntemlerini araştırıyorlar. Virüsün insandan insana bulaştığı saptandı. Peki bu hastalık ilk tespitinden birkaç hafta sonra dünyada kaç kişiye ulaştı, kaç kişiye bulaştı? Virüs ne kadar hızla yayılıyor? Koronavirüsü ne kadar tehlikeli? Aslında koronavirüsler normalde hayatımızda var. 6 alt tipi var. Bunların 4 tanesi bizlerde üst solunum yolu enfeksiyon bulgularına yol açan virüsler. Virüsün genetik haritası çıkarıldığında daha çok SARS'a neden olan virüsle bir de MERS-CoV virüsüyle benzerlik gösterdiği tespit edildi. %100 net olmamakla birlikte. Daha çok daha önce de Çin'de 2012'de görülen SARS virüsüne daha yakın olduğu bildiriliyor. Aynı aileden, koronavirüs ailesinden geliyorlar ikisi de. İkisi de solunum yolu hastalığı yapıyor. Bunlar çok temel ortak özellikleri, semptomları yani belirtileri, bulguları benziyor. Ama SARS daha çok sağlık çalışanlarını yakalamıştı. Daha yakın temas anlamına gelir bu. Bu toplumda görülüyor daha çok, toplum içerisinde görülüyor. Bir başka şey de SARS'ın ölüm oranı daha yüksekti, %10 gibi. Burada %3 gibi seyrediyor, daha hafif seyirli. Ama rakamlar nereye varacak bunu açıkçası bilmiyoruz. Koronavirüsünden etkilenen ve ölenlerin çoğu Çin'in merkezindeki Wuhan kentinde yaşayanlar. Virüsün merkezi ise 11 milyonluk kentte bulunan deniz ürünleri pazarı. Virüsten ilk etkilenenler deniz ürünleri pazarında çalışanlar, alışveriş yapanlar ve buradaki ürünleri tüketenler. Virüsün tam kaynağı ise henüz tespit edilmiş değil. Ancak benzer virüslerde olduğu gibi hayvanlardan kaynaklandığı açıklandı. Bu hayvanların birçoğu vahşi yaşamda bulunanlar ya da bu hayvanlarla temas edenler. Uzmanlar daha önceleri Ebola, SARS ve MERS gibi hastalıkların da benzer nedenlerden kaynaklandığını açıkladı. Salgın Çin'de çıkınca durum daha da kritik hale geldi. Malum Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi. Çin'in dünyayla yoğun bir ilişkisi de var. Yeni virüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Bu kentin deniz ürünleri pazarı merkez noktası gibi. Virüsün bu pazarda bulunan farklı ürünlerden yayıldığı sanılmakta. Çünkü bu pazarda vahşi hayvanların etleri de satılıyordu.
Yani doğadaki bir zincir söz konusu. Bu ürünleri yiyenler, temas edenler, diğer insanlarla temas kurduğunda yayılma hızı artıyor. Kökeni olarak virüsün bir yarasalara işaret ediliyor aslında, tıpkı SARS konusunda olduğu gibi, ama yarasalarla insanlar arasında başka taşıyıcılar olduğu belirtiliyor. Yani yarasadan insana doğrudan geçişi sosyal medyada çok popülerdi geçen hafta, yarasa çorbası videoları. Yarasayla insanlar arasında bir geçiş noktası, başka geçiş noktaları olduğu söyleniyor. Tabii ki Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarı, gözler oraya dönmüş durumda. Virüsün bu pazardan kaynaklandığı söyleniyordu ki bu pazarda yasa dışı vahşi hayvanların satıldığı da belirtiliyor. Bu vahşi hayvanlardan bir geçiş söz konusu. Onun dışında ölüm oranı ilk başlarda sevindirici bir gelişmeydi. SARS'a göre ölüm oranının düşük seviyede seyrettiği söyleniyordu ama şu an SARS'a yaklaşıyor ölüm oranları, özellikle son birkaç gün artmış durumda. Ve insandan insana geçişinin daha güçlü olduğu belirtiliyor SARS'a göre. Bu da belki son günlerde halkı tedirgin eden bir gelişme. Aşı, uygun bir aşı konusunda da halen zamana ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Bu birkaç aylık bir zaman gerektirecek, testler yapılıyor. Virüs daha çok ortalama 2-14 gün, bazen 10 günde denebiliyor son bilgilere göre. Bir inkübasyon süresi, yani virüsü aldıktan sonra yaklaşık bir 14 günlük kuluçka süresi var. Daha sonrasında gelişen ateş, eklem, kas ağrısı, öksürük, nefes darlığıyla daha çok vakalar başvuruyor. Bulaşma kaynağı tam bir netlik kazanmış değil. Daha çok vahşi hayvan ya da yani canlı hayvan ya da deniz ürünleri, işte yarasa, bunlar yoluyla bulaştığına dair bilgilerimiz mevcut. Virüs bir hayvandan bulaştığını biliyoruz. Canlı hayvan marketinde çalışan kişiler de ilk ortaya çıktı. Bazı tahminler var. Yarasa olabileceği söyleniyor. Kediler olabileceği söyleniyor. Yılan olabileceği söyleniyor. Ama kesin olarak kanıtlanmış değil. Hangi hayvan olduğunu, hangi hayvanı suçlayacağımızı açıkçası bilmiyoruz. Bu virüs bundan önceki SARS virüsüne benzerlik gösteriyor. 2003 yılında salgın yapan. Mesela SARS virüsünde de kesin olarak şu hayvandan olduğu söylenemedi. Orada kediler, özel bir kedi türü o bölgede yaşayan suçlanmıştı. Belki bu salgında da bulamayacağız hangi hayvandan kaynaklandığını, ama hayvandan geçtiğini söyleyebiliriz. Hastalığın ilk görüldüğü günlerde panik yaşandı. Hastaneye kaldırılanlar karantinaya alındı, bir kısmı hayatını kaybetti. Ancak kaynak bazı vahşi hayvanlar olsa da insandan insana geçtiği tespit edildi bu virüsün. Yarasalar son dönemlerin en ilgi çekici kuşları ya da hayvanları oldular gerçekten. Bilinmiyor şu anda neden böyle bir şey olduğunu, bütün yapısına bakıyorlar. Kıyıda köşede kalmış virüsleri bulup getiriyor yarasalar herhalde. Böyle gizemli hayvanlardır. Hani öyle olduğu için mağaralarda yaşarlar. Ebola'da da meyve yarasaları deniyordu. Yani düşünün şimdi, o Afrika ormanlarında ölen hayvanlar var. Onlarla temas ediyor yarasa. Sonra insana geliyor vesaire. Oradaki geçişkenlik içerisinde zengin bir gizli kalmış iletişimi var yarasaların, öyle diyelim. Dolayısıyla kritik bir noktadalar. Canlı hayvan marketleri var orada. Yani bizdeki gibi pişirilmeye hazır bir şekilde tavuklar satılmıyor paketlenmiş olarak. Canlı canlı giriyorsunuz dükkana, ben şu tavuğu, şu ördeği istiyorum diyorsunuz. Dolayısıyla hani insanlarla bu tür hayvanlar çok iç içe ve çok yoğun bir nüfus söz konusu olunca da virüsler birbirlerine, canlılar arasında dolaşmaya ve dolayısıyla yapılarını da değiştirmeye fırsat buluyorlar. O yüzden de çok beklenmedik bir salgın demiyoruz biz buna. Virüsü taşıyan bir canlı varsa, yani bir hayvan, aslında normalde bu virüs kişide daha önce hastalanmaya yol açmıyorsa, hastalandırıcılık özelliği yok diyelim ki. Fakat zaman içinde bu mutasyona uğraması, yani virüsün kendi genetik değişime uğraması, mutasyona uğraması sebebiyle hastalandırıcılık özelliği kazanabiliyor. Ve normalde aslında hayvanda ya da doğada bulunan bir virüs insana bulaştığında
kişi de hastalık yapma potansiyeline sahip olabiliyor. Virüsün bulaştığı kişiler yayılma riskini en aza indirmek için karantinada tutuluyorlar. Virüsün çıkış noktası olan Wuhan kenti de karantinaya alınmış durumda. Kentin sokakları bomboş. İnsanlar evlerinde. İnsanların temaslarının azaltılması amaçlanıyor. Okullar kapalı. Wuhan şu anda bir bilim kurgu filminin setini andırıyor. Doktorlar insanların temasını keserek etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyorlar. Bir yandan da aşı ve ilaç üzerinde çalışıyorlar. Aşı konusunda yoğun bir çalışma var. Bu farklı birkaç birim, farklı birkaç araştırma kurumunun açıkçası bu konuda çalışmalar yürüttüğünü söyleyelim. Ve işin başında da, bütün bu ekiplerin başında önemli bir isim var. John Nanshan, 84 yaşında bir bilim insanı. Neden önemli John Nanshan? SARS'la mücadelenin önemli isimlerinden biriydi ve Çin'de SARS kahramanı olarak anılan bir isim. Ve ilk aslında o işaret etmişti bu virüsün insandan insana yayılabilecek bir virüs olduğunu. İşin başında biliyorsunuz resmi açıklamalar bunun insana bulaşmayacağı yönündeydi. Hayvandan insana geçtiği ve orada kalacağı yönündeydi. Ama John Nanshan bu tehlikeye işaret etti, atladı, Wuhan'a gitti ve kendisi de şu an zaten hükümetin yetkilendirmesiyle operasyonun başında. Birçok test yapılıyor ama en son medyaya yansıyan haberler halen en az bir aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. İnsanlar üzerinde denenecek bir aşının geliştirilmesi için. Koronavirüsünün milyonlarca Çinlinin bahar bayramını kutlamak için evlerine seyahat ettiği haftaya denk gelmesi önlemlerin arttırılmasına neden oldu. Seyahatler kısıtlandı, kutlamalar azaltıldı. Başta başkent Pekin olmak üzere birçok kentte insanlar evlerine kapandı. Wuhan kentine yapılan uçuşlar askıya alındı. Bu kentten dünyaya seyahat edenler en küçük şüphede karantina altına alınıyor. Bazı ülkeler kendi vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Dünyada virüsten etkilenen ülkelerin ve insanların sayısı giderek artıyor. Çin'deki sayı ise katlanarak çoğalıyor. Gezegenin her köşesini diğer canlılarla paylaşıyoruz. Bunların arasında mikroskopik ölçekte bakteriler, mikroplar ve virüsler de var. Aralarında yediklerimizden bize yardımcı olanlar da bulunuyor, tehlikeli virüsleri yayacak olanlar da. Bağışıklık sistemimiz ve günümüzün tıbbi imkanları çoğu zaman bizi korumaya yeterli oluyor. Ancak bazı mikroorganizmalar bizden çok daha uzun süredir dünyada yaşıyor. Dayanıklı, çoğalıyor ve şekil değiştiriyor. Bir önceki tedbirler ve aşılar yetmeyebiliyor. Zorunlu ihtiyaçları dışında sokağa çıkmamayı tercih ediyorlar. Ben bugün çıktım, bir iki saat gezdim ve özellikle süpermarket, eczane gibi virüsün belki etkilerini anında ölçebileceğimiz yerleri ziyaret etmek istedim. Çok az insan vardı sokakta. Maske, nüfusun büyük çoğunluğunun maske taktığını söyleyelim. Eldiven çok önemli. Eldivenler takılıyor ve genellikle tek kullanımlık eldivenler tercih ediliyor. Virüsün nereden geleceğini de insanlar çok kestiremiyorlar. Bilim insanları da henüz bu konuda çok insanlara yol gösterecek. İşte 2-3 haftadır genellikle aynı şeyler söyleniyor. Dolayısıyla vücudun dışarıyla veya başkalarıyla temasını kesecek her türlü önlem alınıyor aslında. Karmaşık bir duygu ortamı var Çin şehirlerinde, Pekin'de. Panik olmasa bile belki dünya medyasına baktığımız zaman düşüp bayılan insanların görüntüleri, öyle bir panik havası var. En azından benim Pekin'de gördüğüm öyle bir panik yok ama kesinlikle insanlar tedirgin. Hastalığın görüldüğü bölgelerdeki insan hareketlerini sınırlamak, giriş çıkışları engellemek gerekiyor. Çinli yetkililer bunu yaptılar. Aslında dünya tarihinde az görülen bir önlemle 14 tane şehri karantinaya aldılar. Hem şehir içerisinde bir takım önlemler aldılar. Toplu taşımları, işte insanların bir araya geldikleri etkinlikleri, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri iptal ettiler.
kutlamaları, onların bayramları biliyorsunuz, yeni yıl bayramları, onları iptal ettiler. Ama daha önemlisi şehirleri karantinaya aldılar, giriş çıkışları kontrol altına aldılar. Bu tabii önemli bir önlem. Mutlaka faydası olacaktır. Ama salgının dünyanın diğer bölgelerine ulaşmasını engelleyecek midir? Bu faydası olacak ama ne kadar engelleyeceğini zaman gösterecek. Radikal önlemler aldılar. Yani bunu her ülke, her şehir yapamaz. Mesela giriş çıkışları kapattılar. Ve Dünya Sağlık Örgütü bağlamında, tarihinde bu nadir bir şey. Yok böyle bir şey. Yani bir şehrin, 11 milyonluk bir şehrin giriş ve çıkışlarını kapatıyorsunuz. Ha, pratikte gerçekleşiyor mu bilmiyorum tabii ama kararı o. Kimse çıkmasın. Mutlaka oluyordur. Birileri çıkmaya çalışıyordur vesaire. Ama şehri kapattılar. Şehri karantina altına aldılar, 11 milyonluk bir şehri. Bu olmuş bir şey değil hakikaten. Bu ne kadar ciddi olduklarını gösteriyor. Yapması gerekeni yapıyor diye düşünüyorum Çin için. Çünkü hastane yapıyorlar şu anda, birkaç hafta içinde bitirecekler. Onun dışında alınması gereken önlemleri aldılar. Bir salgın olduğunda önce yapılması gereken zaten gerçekten bir salgın var mı? Hani onun farkına varmak. Sonrasında kaynağı tanımlamak, yani etkeni tanımlamak daha doğrusu. Gerçekten bunun etkeni nedir? Bununla ilgili tanıyı kesinleştirmek. Tabii salgının iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ve bütün aslında bu salgın yönetiminin tüm aşamalarının hep birlikte ve koordine bir şekilde yapılması gerekiyor. Etken belirlendikten sonra korunma yolları ne olacak? Yani bulaşını önlemek için neler yapılması lazım? Ve sonrasında da tedavi aşaması geliyor. Bu açıdan hani şu an Wuhan kentini ve 11 kentten çıkışları yasakladı. Hastaları izole ediyor. Bununla ilgili bilgileri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyor. Bir yandan hani tanı ve tedavi ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Çinli yetkililer ilk elden salgını kontrol edebilmek için insanların toplu bulundukları yerleri kapatıyorlar. Neredeyse bütün kentlerde sokağa çıkan herkes yüz maskesi takmak zorunda. Havalimanlarında yolcuların vücut ısıları kontrol ediliyor. Bunun için termal kameralar yerleştirilmiş durumda. Bir takım turistik yerler, sembolik yerler kapatıldı. İşte Pekin'in ikonik mekanlarından biri yasak şehir. Pekin'e gelen herkesin ilk gittiği yerlerden biri. Ziyaretçi kabul etmiyor. Buradaki birçok tapınak, Lama Tapınağı, Budizm'in önemli tapınaklarından biri kapatıldı. Onun dışında bayram eğlenceleri vardır, Türkiye'deki Ramazan eğlenceleri gibi. Miyahue der Çinliler, tapınak festivalleri Pekinlilerin en sevdiği bayram eğlencelerinden de. Ama bu bayramda biraz bunlardan mahsur kalıyorlar çünkü bunlar da yasaklandı. İnsanlar evlerinde vakit geçiriyorlar. Yine son durumla ilgili belki başka bir boyutu eklemek gerekirse medya, Çin medyası SARS'ta çok eleştirilmişti. Çin verileri paylaşmamakla, şeffaf olmamakla, vaktinde hareket etmemekle yine eleştiriler olmakla birlikte bu sefer biraz daha özellikle veri paylaşımında daha hızlı hareket etmeye çalıştığını görüyoruz. İnsanoğlunun hayatta kalma azmi küçümsenemez. Büyük kayıplar verilse de insanlık bugüne kadar en korkunç salgınları atlatmayı başardı. Çin'deki salgınla ilgili olarak da bilim insanları kritik bir gelişme kaydetti. Çin'de hastalık kontrol ve ölçme merkezi virüs üzerinde ayrıntılı incelemelerin başlandığını duyurdu. Ayrıca virüs üzerinde zatürre ilaçlarının test edilmesi de devam ediyor. Salgın yapacak virüs belli olmadığı için salgından önce bir aşı geliştirme şansı yok. Tedavide kullanılabilen bazı ilaçlar var ama bizim virüslere karşı etkili olan ilaçlar antibiyotikler gibi değildir. Antibiyotikler pek çok farklı bakteriyi öldürürken virüslere etkili ilaçlar sadece tek bir virüse etki eder. Diğer virüslere hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla orada da bir dezavantajımız var. Bu nedenle ancak salgınlar ortaya çıktıktan sonra o virüse karşı antikor
üretmek amacıyla aşı çalışmaları başlayabiliyor ve ilaç geliştirme çalışmaları da çoğu zaman ancak o salgın ortaya çıktığı zaman, özellikle grip söz konusu olduğunda ya da böyle SARS gibi bir takım virüsler ortaya çıktığında, aşı çalışmaları ancak salgın ortaya çıktığında başlayabiliyor. Başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülke Wuhan'dan gelen yolculara yönelik sağlık kontrollerini arttırdı. Dünya Sağlık Örgütü de hastanelere yönelik küresel bir uyarı yayımlayarak daha geniş kapsamlı bir salgının yaşanabileceği ikazında bulundu. Ancak alınan tedbirlerin ne kadar etkili olduğu da sorgulanıyor. Eğer hastalığın kuluçka dönemi 5 günü buluyorsa, virüsü taşıyan çok sayıda kişi hiçbir belirti göstermeden başka ülkelere seyahat ediyor olabilir. Çin Bahar Bayramı altın hafta olarak anılır. Altın hafta tatilidir. Neden? Çünkü seyahat açısından önemli bir sezondur. Çok uzun bir tatil sezonu ve Çinli turistler biliyorsunuz dünyanın en çok seyahat eden turist grubunu oluşturuyorlar. 100 milyondan fazla Çinli turist her yıl yurt dışına seyahat ediyor ve bu seyahatlerin büyük kısmı Bahar Bayramı tatili sırasında gerçekleştiriliyordu. Fakat bu sefer son yapılan bir uyarı da var Çin hükümetinden. Çinli vatandaşlara yönelik yurt dışı seyahat planlarını ertelemeleri istendi. Zaten birçok ülke, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede seyahat kısıtlamaları, seyahat yasakları getiriyorlar. Hem Türkiye'den Çin'e gidecek turistlere veya başka ülkelerden Çin'e gelecek turistlere, hem de Çin'den diğer ülkelere gidecek turistlere. Çin'de yaşananlar üzerine birçok tartışma da başladı. Çinli yetkililer soğukkanlılıklarını korumakla birlikte bazı kaynaklar bu durumun bir biyolojik saldırı olabileceği iddiasında. Korona 2019 virüsünün Çin'de ortaya çıkması sonrası bir takım komplo teorileri de devreye girdi. Doğru mu değil mi bilinmiyor. Salgının bilinenden yaygın olduğunu, Wuhan şehri içinden geçen nehirde bir füze başlığı bulunduğunu iddia edenler var. Yani bir biyolojik saldırı iddiası. Diğer yandan Wuhan neresi? Wuhan, Çin'in en üretken kentlerinden, ülkenin güneydoğu bölgesinin tam ortasında stratejik bir konumda. Yani Çin'in ekonomik ve finansal sektörlerini felç etmek isteyen bir Anglo-Amerikan operasyonu olduğu iddiası söz konusu. Kamuoyunda bir takım söylentiler hep olur bu tür salgınlar çıktığında. İşte bu biyolojik silah mıdır? Bir biyolojik saldırı sonucunda mı ortaya çıktı? Laboratuvardan mı kaçtı bu virüs gibi? Şimdi buna tabii kimse çok rahat bir şekilde hayır öyle olmadı diyemez. Ama evet öyle oldu da denilemez. Bilimsel olarak virüslerin ve insan toplumlarının sosyal yaşantıları ve evrimleri düşünüldüğünde aslında bu salgınların kaçınılmaz olduğu bir miktar ortada. Dolayısıyla ben bu komplo teorilerinin diyelim çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Bizler bilimsel olarak bu salgınların nasıl ortaya çıktığına dair elimizde güçlü veriler olduğunu düşünüyoruz. Biyolojik silah olarak kullanılabilen virüs ve bakteriler var. Bunlarla ilgili Uluslararası Sağlık Örgütleri'nin koyduğu bir liste var. Bakteriler ve virüsler var burada. Hani bazen bununla ilgili biliyorsunuz hani haberler çıkabiliyor. Virüs olarak çiçek virüsü var. Kırım Kongu kanamalı ateşi virüsü var. Onun dışında bakteri olarak hani şarbon var, sıtma paraziti var. Bir liste var onunla ilgili. Bana kalırsa zor. Yani biyoterörizm ajanı üretmek ve uygulamaya koymak oldukça zordur. Yani burada Çin bu salgınına çok sahip çıktı zaten. Yani kontrol altında aldı. Kontrolden çıkmış değil şu anda. Şunu duyuyoruz, evet, yani bir yandan Çin sanki bir biyolojik bir silah yapıyorken bunu dağıttı diyenler de var. Veya Çin ekonomisini dizginlemek için yapılan bir şey gibi.
Bence bunların hiçbiri kanıtlanmadı bugüne kadar. Şarbon olabilir, tamam, her şeyini biliyorsunuz, tanımlanmışsınız, silah olarak kullanabilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir ajanı silah olarak kullanmak çok zor. Çinli resmi kaynaklar Çin'e yönelik, Çin'in gelişmesini engelleyici bir saldırı, bunun ima edildiğine dair şahit olmadım. Bu enteresan bir durum aslında. Çünkü Çin'le ilgili birçok mevzuda dış güçler argümanı çok kullanılır. İşte en son Hong Kong protestoları konusunda bu çok işlendi. Ama virüs bir yandan çok farklı bir konu, ama bir yandan da tabii ki iddialar var. Neden Wuhan seçildi? Neden Bahar Bayramı tatili öncesinde böyle bir virüs salgını başladı? Acaba Çin'e yönelik bir biyolojik saldırı mı var gibi, Çin'in gelişmesini engellemeye yönelik bir saldırı mı var? Çünkü Wuhan tam anlamıyla Çin'in o kalbi olan bir yer. Ulaşım anlamında kara ulaşımı, hava ulaşımı, demir yolu ulaşımı ve hatta nehir ulaşımında bir ulaşım üssü. Aynı zamanda bir eğitim merkezi, aynı zamanda ticaret savaşı günlerinde çok gündeme gelen çipler, yarı iletkenler konusundaki Çinli üreticilerin üretim yaptıkları, fabrika açtıkları bir yer Wuhan. Bunları kullanarak bir takım sosyal medyada teoriler üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama Çinli yetkililerin ağzından henüz böyle bir şey ima edilmedi. On day one there were two people, and then four, and then 16. In three months it's a billion. That's where we're headed. Don't talk to anyone, don't touch anyone, stay away from other people. Get back in your car. We're not sick. Son yıllarda isimleri farklı olmakla birlikte birçok hastalık ve salgınla tanıştı dünya. Bunlara karşı alınan önlemler ya da salgınlar sonrası yaşananlar yıllar önce çevrilen filmleri anımsatıyor. Daha önce filmlere konu olan felaket senaryolarının filmlerdeki kadar olmasa bile benzer biçimde yaşandığı söyleniyor. The last rule. What happened? Nothing. Take what you need. Dünyayı bugüne dek birçok salgın hastalık tehdit etmiş ve binlerce insanın ölümüne neden olmuştu. Sinema sanayi ise geçmişte ve gelecekte yaşanabilecekleri bir kurgu içinde ele alıyor. Birçok filme bu tür hastalıklar konu oluyor. Salgın hastalıklar tarih boyunca insanlığın en büyük korkularından biri oldu ve geleceğe ilişkin felaket senaryolarında salgın hastalıklarda hep önde geldi. Ancak geçmişte film olarak yapılan tüm bu kurgular sanki günümüzde gerçekleşmeye başlıyor gibi. Şiddetli akut solunum sendromu yani SARS, Orta Doğu solunum sendromu yani MERS hayvanlardan kaynaklanmıştı. MERS'in hörgüçlülerden, özellikle develerden insanlara bulaştığına inanılıyor. Deve idrarından geçtiği iddia ediliyor. 2002 yılında SARS neredeyse kontrolsüz bir şekilde 37 ülkeye yayıldı. Küresel paniğe neden oldu. 8000'den fazla insanı enfekte etti, 750'den fazla insan hayatını kaybetti. Orta Doğu kaynaklı MERS insandan insana daha az geçmekle birlikte yaklaşık 2500 kişinin ölümüne neden olmuştu. Orta Afrika'da ortaya çıkan Ebola virüsünün meyve yarasalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Ebola bir başkası. 2014 yılında yeni bir salgın görüldü. Çok büyük bir salgın. Buradan da 30 bin kişi yakalandı, 10 bin kişi öldü. Beklenmedik bir şeydi ama Ebola'nın aşısı bulundu şu anda mesela. 2019'da ilk kez aşısı uygulanmaya başlandı. Yani mücadele böyle gidiyor. Sonuçta doğayla bir bağlantımız dahilinde yeni virüsler şekil değiştirerek karşımıza çıkıyor. İnsanoğlu buna karşı bir şey yapıyor. Başarısı zaman alabiliyor belki ama birisi bittiği zaman da bir başkası başlıyor. Bu bazen bir oyun gibi algılanıyor. Oyun gibi algılandığından işte komplo teorileri şunlar bunlar. Ama işin yani gerçek bu. Sonuçta yaşadığımız şey, içindeyiz, yaşıyoruz, görüyoruz. Bu bir oyun değil. Baş ettiğimiz için de belki biraz oyun gibi görüyoruz. Ama korkmadan, hani bilinirse korkmadan üzerine gitmek gerekiyor. Bunu yapan merkezler var. Müzik
SARS'ın Çin'in güneyinde gıda maddesi olarak tüketilen bir tür kediden geçmiş olabileceği düşünülmüştü. Kırım-Kongo kanamalı ateşi ise insanlara kenelerden geçiyor. Ölüm oranı %40'lara kadar çıkıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında Türkiye'de de görülüyor. Henüz aşısı bulunmuyor. Dünya son olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüyle tanıştı. Ancak korona ilk değil, son da olacak gibi görünmüyor. Çünkü kısa aralıklarla yeni isimlerle yeni virüsler ortaya çıkıyor. Bilim insanları bu virüslerin evrim geçirdiğini, sanki bölünerek ve biraz da farklılık göstererek çoğaldıklarını söylüyorlar. Örneğin SARS, MERS, Ebola, Kırım-Kongo kanamalı ateşi adlı hastalıklar gibi ya da tıpkı bir grip türü olan ama domuz gribi olarak tanımlanan ve yaygın etkileyici grip gibi. SARS solunum yoluyla bulaşan bir virüs. Daha sonra MERS koronavirüs, Orta Doğu koronavirüsü. O da daha çok develer, burada da develer suçlanmıştı. Etken olarak virüsü develerin taşıdığı ve dolayısıyla insanlara bulaştırdı. 2009'da domuz gribi var biliyorsunuz. O da H1N1 veya influenza diye bilinen virüs. Zika virüsü vardı biliyorsunuz Brezilya'da özellikle. Yine maymunlardan bulaştığı düşünülen ve gebelerde özellikle çocuklarda doğum anormalliklerine yol açan. Ebola virüs ona keza Afrika'da yine tam olarak kanıtlanmasa da maymunlardan bulaştığı düşünülüyor Ebola virüsün. Kırım-Kongo kanamalı ateşi de daha çok keneler, kene ısırmasıyla, hastalık etkenini taşıyan kenenin ısırmasıyla, sonrasında hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasıyla bulaşıyor. Hayvanların ve özellikle vektör dediğimiz bizim, yani hastalığı bulaştırabilen canlıların, sivrisinek gibi, kene gibi canlıların yaşam ortamlarının değişmesi, iklim koşulları nedeniyle bunların artık insanlara daha yakın yerlerde daha yoğun nüfuslara ulaşması, sayılara ulaşması bu canlıların, ormansızlaştırma, insanların bu tür canlıların bulunduğu alanlara daha çok giriyor olması bu tür salgınların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Krizin başında Wuhan'da hastane sağlık personeli yetersizliği vardı. Bunu aşmak için Şanghay'dan, Guangdong'dan, civardaki kent ve eyaletlerden bir sağlık personeli, profesyonel sağlık personeli takviyesi yapıldı Wuhan'a. Ordu da aslında devreye girdi ve Çin ordusuna bağlı 450 kişilik sağlık birliği Wuhan kentine gönderildi ki bu birlikler daha önce SARS'la ve Ebola ile mücadelede hem Çin içerisinde hem de uluslararası alanda özellikle Afrika'da çok ciddi tecrübeleri olan birlikler olduğu söyleniyor. Bunların da çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. Son yıllarda yaşanan salgınlar yeni değil. İnsanlık tarihi boyunca birçok salgın yaşandı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Hatta salgınlar nedeniyle imparatorluklar zor durumda kaldı. Birçok savaş kaybedildi. O dönemlerde bilim ve tıbbın yetersizliği insanların çaresizliğini arttırmıştı. Ancak şimdi salgınlarla birlikte bilim dünyası harekete geçiyor. Araştırmalar yapılıyor. Aşılar ve ilaçlar üretiliyor. Dünya tarihinde büyük salgınlar yaşandı. Bu hastalıkların birçoğu bilimsel gelişmeler ve yaygın aşılamayla alt edildi. Ancak birçok modern salgın hastalık insanlığın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Tarihte salgın hastalıklar ve bunların toplumsal yaşamdaki etkileri söz konusu. Mikropların, hastalıkların kökenlerinin anlaşılması ve aşıların üretilmesi ve bunlarla önlenmesi söz konusu. Bu da 19. yüzyılda mümkün olabildi. Oysa bu döneme kadar salgın hastalıklar kaçınılmaz bir kader olarak kabul ediliyordu. Bu hastalıklarla mücadelede doğaüstü güçlere bel bağlanıyordu. Milattan önce Hititler zamanında bile Boğazköy kazılarında da bununla ilgili tabletlerde rastlanmış. Çok büyük salgınlar, savaşlar sırasında çok büyük insan kitlelerinin ölümüne yol açmış. Üç büyük aslında
veba pandemisi var. İlki Mısır'da yine ortaya çıkmış. Çok Mısır'dan yayılarak Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasına yol açmış. Sonrasında yine ikinci salgı pandemi, veba pandemisi Orta Asya'dan yine çıkarak bütün Sicilya'ya kadar yayılıyor. Yani Avrupa'ya kadar yayılıyor. Sonuncusu da yine Çin'den başlayarak Orta Asya'yı ve Hindistan'ı etkiliyor ve gerçekten çok büyük, milyonlarca insanın ölümüne yol açmış. Şimdi tabii insanlık tarihindeki en dehşet verici bulaşıcı hastalık salgını 1918 İspanyol gribi salgınıdır. Bir grip virüsüydü o. Tıpkı 2009'daki domuz gribi denilen H1N1 gibi 1918'deki de bir H1N1 virüsüydü. 1918'de tam da Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesine yakın bir dönemde ortaya çıktı ve çok kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Şu anki bilgilerimizde şunu biliyoruz, o dönemde dünya nüfusunun tamamı bu virüsle enfekte oldu. Herkes bu virüsü soludu. En az yarısı hastalandı ve en az 40 milyon insan hayatını kaybetti. Bu 40 milyon çok büyük bir rakam çünkü 4 yıllık Birinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 8,5 milyon. Dolayısıyla sonrasındaki bir yıllık sürede İspanyol gribi 40 milyon insanı öldürdü. Bu salgın şöyle sona ermiş oldu. O zamanki koşullarda tabii aşısı yok, ilacı yok. İnsan toplumunun çok büyük bir kısmı virüsle karşılaşıp bağışık hale geçince virüs de kendisine hasta edecek insan bulamadı ve öylelikle o salgın sona ermişti. Ama tabii çok büyük sosyal sonuçları oldu. Bulaşıcı hastalık salgınlarının öyle sonuçları olur. Dünya yeni bir krizle karşı karşıya. Her yıl yeni bir virüs, yeni bir salgın tehlikesi söz konusu. Yayılma hızı artıyor. Çünkü dünyada insan hareketleri hızlanıyor. Ancak tıbbın ulaştığı noktada en kısa sürede çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ortada olansa dünyanın önümüzdeki yıllarda korona 2019 benzeri virüslere hazırlıklı olması ve yeni sürpriz virüslerin ortaya çıkmasını göz ardı etmemesi. Dünya küçülürken salgınların yayılma hızı da artıyor gibi. Uzmanların söylediği ise şu: önce tedbir, daha sonra bilimin gösterdiği koruma önlemlerine uyma ve onları takip etme. Hayvan tarafından ısırıldınız. Kesinlikle şüpheli bir hayvan tarafından. Kesinlikle kuduz aşısı olmanız lazım. Kuduz aşısı olduğunuz zaman %100 koruyucu. Aynı şekilde hani zamanında çiçek aşısı aynı şekilde %100 koruyucuydu. Bazı aşıların koruyuculuğu %100. Ama hani bu tartışmalar aslında her aşının koruyuculuğu %100 olmadığı için hani etkinliğinden dolayı da çıkıyor diye düşünüyorum. Örneğin grip aşısı için biliyorsunuz işte hani her sene farklı yorumlar çıkıyor. Ama grip aşısı yaklaşık %60 oranında koruyucu. Yani bu demektir ki %60 oranında virüse karşı etkili. Ama hepsine etkili değil gerçekten. Fakat yine de bu seyreltme açısından önemli. Dolayısıyla yani tüm aşıların olması gerektiğini biz bilim insanlı olarak savunuyoruz. Dünyada insan nüfusu arttıkça, nüfus yoğunluğu özellikle büyük kentlerde toplanmaya başladıkça ve insan faaliyetleri, özellikle ekonomik faaliyetler hep bu büyük kentler üzerinden dönmeye başladıkça bu salgınların etkisi de o oranda artıyor. Dolayısıyla hakikaten distopik bir takım durumlarla karşılaşabiliriz. Yakın gelecekte örneğin bir ülkenin olduğu gibi karantinaya alındığı, dış dünyayla bütün iletişiminin kesilmesi gerektiği noktalara kadar gidebilir bu iş. Eskiden bu yeni enfeksiyonları son 20 yılda ortaya çıkan derdik ama 20 yıl artık çok uzun bir süre bizim için. Yani zaman her şey daha yoğunlaştığı için 20 yıl değil de artık 5 yıl, 3 yıl gibi sürelerle ifade edebiliyoruz. Şimdi hayvanların, insanların yani insanın doğayla beraber iç içe olduğu mekanlarda daha çok ortaya çıkıyor. Yani Uzak Asya birse ikinci sırada Afrika'dır. Son yıllarda tek sağlık kavramı ortaya atıldı, kullanılıyor. Yani hem veteriner hekimlik diyelim hem hekimliğin tüm bu tür çevre içerisinde, ekolojik doğa içerisinde bir ele alınması kavramı ortaya çıktı. Bundan dolayı ortaya çıktı. Yani
mikro canlılar bu bizim transferimizi, iletişimimizi sağlıyorlar. Ve tabii bunun bu mutasyona uğruyorlar. Yani değişime uğruyorlar. Yani evrim diyoruz aslında. Biz bunu evrim olarak tarif ediyoruz. Dünya neredeyse her yıl yeni bir salgınla karşı karşıya kalıyor. Her seferinde yeni bir virüste ya da eskinin şekil değiştirmiş haliyle tanışıyor. Bilim insanları ise var güçleriyle bunları önlemek için çabalıyorlar. Ancak dünya ve insanlığın bilimde ulaştığı nokta kimi zaman salgınlara hemen çare üretemiyor. Bilinense şu, insanların önüne çıkan bu tür salgınlara başa çıkmasının tek yolu bilimsel araştırmalar, aşılar ve ilaçlar. Ancak önümüzdeki yıllarda da farklı virüslerin bizleri beklediği de bir gerçek.